görmek bunu hediye etti sana. Sen şimdi görürsün piyanoyu. Müsaadenizle ben çıkayım. Elbette. Çıkabilirsin. Pek mesutsun bakıyorum. Siz ne yapıyorsunuz odamda? Seni bekliyordum. Biraz konuşalım. Ben de bu yollardan geçtim. Yüzümde odaya geldiğin vakitki gülümseme. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi döndüm odama defalarca. Ne demek istiyorsunuz? Anlamıyorum. Anlıyorsun anne. Çok da iyi anlıyorsun. Bu piyano ne ki? Hünkârımız bana dünyada pek nadir bulunan bir elmas broş hediye etmişti. Ama şimdi hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Bana neden anlatıyorsunuz bunları? Olacakları bil diye. Gelebileceğin en yüksek mertebe bir gözde olmak. O da gözden düşene kadar. Buraya geldiğinde pek atıp tutuyordun harem kaidelerine muallime. Lakin görüyorum ki bir sürü cariyeden biri olma fikri artık pek de rahatsız etmiyor seni. Yazık. Seni akıllı biri sanmıştım. Sizi tanıdığıma memnun oldum Nikolay. Nişanlınızla bol şans diliyorum. Ben de çok memnun oldum. Hala bir nişanlım var mı emin değilim. Lakin onu bulduğumda neler olduğunu öğreneceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.
Sultanım, valideniz bütün gün odasından çıkmadı. Kaç defa götürdüysem yemek de yemedi. İlaçlarını gördüm komodinin üzerinde. Hasta zannedersem. Yarın gidecek ya, ondan yapıyordur. Lakin topladık eşyalarını. Yine de sabah geleceğim dedi sorduğumda. Validem, duydum ki odandan çıkmazmışsın. Bilmiyorum bana ne oldu. Yine çarpıntım tuttu. İlaçlarımı da içtim. Lakin çok fenayım. Sabah hiçbir şeyin kalmaz. Bakarsın hava değişimi iyi bile gelir. Öyle diyorsan. Hayırlı geceler. Yüzünü bir görmeliydin Gülizar. Bembeyaz oldu ben konuştukça. Bütün hevesi söndü gözümün önünde. Piyanoya zarar versem bu kadar üzülmezdi. Hakikatleri işitmek canını yakmıştır sultanım. Hem de ne yanmak. Bak görürsün. Öyle bir kırdım ki gururunu. Bundan sonra değil hünkârla yakınlaşmak gözüne bile bakamaz artık. Esma ile epey lafladık akşam. Öyle mi? Ne hakkında hünkârım? İzdivaç meselesi. İzdivaç mı? İzdivaç ya. Gülfidan'ın evlenme çağına geldiğini söyledi. Ben de hak verdim. Musa'ya nikahlamayı düşünürüm Gülfidan'ı. Ne dersin? Sence Musa bu izdivaca hazır mı? İyi bir eş olabilir mi? Kanaatimce pek de âlâ olur hünkârım. Musa kimselere belli ettirmez. Lakin kocaman bir yüreğe sahip. Gülfidan'a, yuvasına öyle bir sahip çıkar ki gözü başka bir şey görmez tahminimce. Ben de aynı kanaatteyim. Aşk dedikleri garip şey be Namık. Bazen devleti idare etmekten bile karmaşık gelir bana. Neden öyle söylediniz hünkârım? Hatunları anlayamıyorum Namık. Hatunlar? Onları kim anlamış ki hünkârım? Misal Anna. Gözleri sevdiğini söyler. Lakin kaçar durur benden. Sahiden ürkek bir güvercin gibi. Eğer dokunmazsam gelir yanıma konar. Dolaşır yanımda yöremde. Her bakışı, her gülüşü bir ahenk, bir mutluluk verir. Lakin bir adım yaklaşmaya gör. Pır! Hemen uçar ellerin arasında. Neden bu kadar kaçar benden? Bir türlü çözemedim gitti. Aşık oldum. O kadar kaçmaya, kendimi sıkınmaya çalıştım. Lakin muvaffak olamadım. Tüpütüz hünkâra aşık oldum. Hünkâr peki? Onun sana olan hislerini biliyor musun? Tahminince. O da benzer hisler içinde. Bakışından anlıyorum. Ne âlâ vakit? Neden üzülüyorsun? Bir hatun başka ne ister ki? Mümkün değil Ayperi. Hoşyar Sultan söylediklerinde haklı. Bizim hünkârla bir şey olması mümkün değil. Peki ya hünkâr sana olan hislerini açarsa? Kanaatimce hislerinize açıkça konuşursanız her şey daha kolay olur hünkâr. Olur mu öyle şey Namık? Koskoca padişah. Bir hatuna çıkıp şöyle hissederim, böyle hissederim der mi hiç? Demez mi? Zinhar olmaz. Hem söylemeye ne hacet? Zaten hareketlerimde belli ederim hissiyatımı. Hatunlar biz erkeklere göre her şeyi daha etraflıca düşünen, duyguları istikametinde karar veren mahluklardır. Nasıl desem? Siz istediğiniz kadar hareketlerinizi de belli edin. Onlar bazı şeyleri doğrudan işitmek isterler. Ne zor şeymiş. Daha evvel hiçbir hatuna hissiyatımı açmak mecburiyetinde kalmadım. Zaten onlar benimle olmak için can atardı. Şimdi vaziyet farklı tabii.
İlk defa bir hatun ne der diye endişe eder dururum. Kim bilir? Belki de hayır diyecek. Asla hayır diyemem. Yüzüne baktığım zaman ben bürünmüş gibi kalıyorum zaten. Hele bir de hislerini açarsa korkarım ki kendimi bırakıveririm kollarına. Hay peri. Ne olacak o zaman? Benim hünkârla kendimi zinhar öyle bir vaziyete sokmamam lazım. Onu bu mevzuda konuşturmamam lazım. Demek konuş anlat dersin ha? Naçizane fikrim bu istikamette hünkârım. Hatunlar mevzuunda tecrüben büyük Namık Paşa. Hünkârım, kendi tecrüben bana kâfi gelmez. Lakin doğru budur. Konuşacağız o vakit. Başka çare yok. Meclis meselesinin ehemmiyeti hepimizce malum. Evvela istişarede bir aksaklığa mahal vermemek lazım. Bu husus ıslahatlarımız için hayati bir ehemmiyet arz eder. Hünkârım, mevzuyla alakalı etraflıca çalıştım. İzniniz olursa bir layihe arz etmek isterim. Meclise iştirak etmesi icap edenleri isimlerini sırasıyla yazdım. Takdir edersiniz ki her biri kıymetli, tecrübeli insanlardır. Burada yazan ulemanın fikirlerini zaten biliriz. Bu vakte kadar hep onları dinledim. Lakin netice ortada. Onların teşvik ve tasdikiyle bir yere varamadık. Şimdi yediğin ıslahatların tatbikinde muvaffak olamama sebebi makam ve mevki sahibi ulemanın değil, alt kademelerin muhalefetidir. Bize gereken bu alt kademeyle münasebeti olan ulema ve yeniçerilerdir. Esas mesele bunların fikirlerini dinlemek ve ıslahatlar bahsinde ikna yoluna gitmektir. Vezirim. Emredin. Vazife senindir. İçinde ıslahatlarımıza muhalefet edenlerin ve dahi gayrimüslim kullarımın da bulunduğu bir aza listesi çıkart. Adaletle davran. Davran ki niyetimizi alenen bilsinler. Baş üstüne hünkârım. Allah'a ısmarladık Esma. Uğurlar olsun valide. İyi misiniz? Biraz başım döndü. Validem. Bu böyle olmayacak. En iyisi burada biraz daha istirahat et. Sonra bakarız vaziyete. Sahi mi söylüyorsun Esma? Reyhan Kafa. Validemin eşyalarını geri taşıtır. Hemen sultanım. Ver hudar ol kızım. Bu yol beni mahvedecekti. Ebon ile Fini verdiği müddette doğuldum. İmtihan kağıtlarını verin. Hayrola? İmtihan mı vardı? Sormam Bera. Muallimimiz bizi terletti biraz. Olacak artık o kadar. İlim öğrenmek kolay değil. Hadi bakalım muallime. Hünkâr bahçede seni bekler. Sebep? Sebebini soracak kadar samimiyeti ilerletemedim henüz hünkârla. Tövbe estağfurullah. Hadi yürü. Lakin imtihan kağıtları. Alırsın sonra dershaneden. Hadi. Almak yok anne. Kim ki bu? Kimseyi de beklemiyordum. Geldim, geldim. Nikolay. Merhaba Petr Ivanoviç.
Ne büyük sürpriz. Habersiz geldiğim için kusuruma bakmayın. Haydi gel içeri. Çay ikram edeyim sana. Sohbet ederiz, biraz geç olur. Aferin benim oğlum. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Ata binmekte hünerliyim diyordum muallime. Hadi bakalım, şimdi hünerini gösterme vakti. Kim söylemiş? Ben söylediğim hünerliyim. Yok, söylememişimdir. Erkeklere bile rakip olabilirim diyordun. Unuttun mu yoksa? Demiştim. Bazen ben bile şaşıyorum bu kendimi fazla itimadıma. Pek sakin, pek uysal bir hayvandır. Gidemeyeceğiz. Pek tehlikeli bu. Neden? Alt tarafı ormana gideceğiz. Ne var bunda? İkimiz. Yani siz ve ben. İstersen bostancılara da haber vereyim. Tek mili birden gelsinler. Bizden önce ormanı bir kolaçan ederler. Ne dersin? Hiç lüzumu yok. Anla. Yoksa sen ata binmeyi bilmezsin de mazeret mi beyan edersin? Yok, pekala bilirim. Yok, yok. Ata binmekten korkarsın. E tabii, konuşurken atıp tutmaya benzemez bu iş. Ne demişler? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hiç de korkmuyorum. Var mısınız nehir kenarına kadar müsabakaya? Hem de müsabaka edeceğiz yani, öyle mi? Aynen öyle. Nehre varan kazanır. Âlâ. Kabul. O zaman başlıyoruz. Önden çıktığın iyi oldu. Zaten bu vakte ihtiyacın olacak. Seylan çayı yaptım. Yardım et. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Lütfen Petro Ivanoviç, anlatın. Anna'ya bir şey mi oldu? Yok yok yok, Anna iyi, merak etme. Sarayda sultanın çocuklarına muallimelik yapıyor bir süredir. Nasıl oldu bu? Bilemiyorum, tesadüf mü, hayatın bir cilvesi mi? Sultan Tebdil gezerken Anna'yla rastlaşmış. Anna'yı tanıyor. Karşısındakinin sultan olduğunu bilmeden çocukları nasıl eğitmek gerektiğini anlatmış. Kesinlikle Anna yapar. Sultan Anna'nın muallimliğe olan tutkusunu çok sevdi. Onu saraya çocuklarına Fransızca ders vermesi için davet etti. Ücrette de cömert davrandı. Bu harika bir haber Petro Ivanoviç. Ne vakit döner eve, izninizle onunla görüşmek isterim. Nikolay, sen tam anlamadın dediğimi. Anna artık sarayda yaşıyor. Haremde. Ne demek haremde, yoksa... Hayır, hayır, hayır. Sen yanlış anladın beni. Saray kurallarına göre bir kadın diğer kadınların kaldığı kısımda kalmaz. Yani öyle olmalıymış. Anna sana bunları mektubunda anlatmamış mı? Hayır, mektup kısaydı. Yazdıklarına pek anlam veremedim. Açıklayıcı değildi. Nasıl yani? Düğüne hazır olmadığını ve benden ayrılmak istediğini yazmıştı. Anlıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Nişanlım düğüne az vakit kala sözünden dönüyor, sultanın sarayına yerleşiyor. Hareme. Bu nasıl olur Petro Ivanoviç? İnan bana, ben de fazlasını bilmiyorum. Annenin sarayda yaşamak istediğine önceleri ben de çok şaşırdım. Lakin kararlılığını görünce...
Pek yorulmuşsun. Yok, hiç yorulmadım ben. Gözüm yollarda kaldı seni beklemekten. Neyse ki muallimeliğin biniciliğin kadar vahim değil. Hünkârım, siz bu orman benden daha iyi bilirsiniz. Üstelik bu ata ilk defa biniyorum. Alışmak kolay mı? Hemen başla bahanelere sığınmaya muallime. Bir şeyi de kabul etsen zaten şaşırım. Evet. Birazcık geride kaldım ben. Birazcık mı? Haydi kabul edeyim. Bu işte siz benden daha iyisiniz. Senden bunu işitmek ne büyük lütuf. Estağfurullah. Ben kendimi inebilirim. Şu çocuk gibi her şeyi kendim yaparım inadını kimden aldım bilmem. Annemden almışım sanırsam. Babam öyle diyor. Biraz yürüyelim mi? Olur. Gülfiden hakkında ne düşünürsün? Pektir beyliği, pek akıllı bir kız olduğunu düşünüyordum. Neden sordunuz? Artık izdivaç yapmak istediğini söylemiş Esma'ya. Ya. Sence bu mesuliyeti almaya hazır mı? Kanaatimce Mert, yuvasına bağlı, ona şefkat gösterecek biriyle evlenirse pekala alabilir bu mesuliyeti. Aklındaki damat namzeti çok yakınımda. Mert, itimat ettiğim birisi. Ala vakit. Bence evlenmesinde hiçbir mani yok hünkârım. Sen böyle söyleyince içim rahatladı. Gülfidan'la konuşmanın vakti geldi demek. Hünkârımız bunu konuşmak için ne zaman çağıracak beni ya? Çok heyecanlıyım Salya. Eli kulağındadır, hiç merak etme. Lakin böyle olmaz. Artık kendine çeki düzen vermen lazım. Pek memnuniyetsiz bu meclis işine. Sunduğu isimlere itibar edilmeyince. Yeniçeri kendi derdini anlatmaya başlayınca Halit Efendi'ye gerek kalmayacak. Bakma sen, onun asıl derdi bu. O adama tahammül etmek zor. Görünce bile delilenir insan. Allah zevcesine bin bir türlü sabır ihsan eylesin, ne diyeyim. Allah belki sana da hayırlı bir zevce nasip eder Musa. Ağzından yel alsın bu paşa. Hem kim bakar benim gibisine? Olur mu öyle şey? Bir bakmışsın güzeller güzeli bir sultanla evlenmişsin. Hay Allah, sen de iyiliğini versin paşa ya. Ya sultan kim, ben kim? Nereden aklına geliyor böyle şeyler ya? Baksana Mahmut Paşa'ya. Ne kadar kibar, ne kadar asil bir adam. Bir de yanındaki Musa'ya bak. Ne selam vermeyebilir, ne de ağzından doğru düzgün bir laf çıkar. Aman canım. Sonra adamdan. Kendi halinde biri işte. Sen bunları boş ver de çeyizini düşün. Evet, doğru diyorsun. Nereden başlasak acaba? Saray pek geride kaldı. Dönsek mi artık acaba? İmtihan kağıtlarını okuyacağım bugün. Çocuklar merak eder neticeleri. İmtihan kağıtlarını. Hah, öyle. Anne, sen benimle yalnız kalmaktan korkar mısın? Yok, hiç korkmuyorum. Neden korkayım ben? Sadece ben sizin meşgul ettiğiniz saraydı. Onu bunu bırak da söyle. Neden benden kaçarsın sürekli? Ben mi? Yok. Kaçmıyorum hünkârım. Size öyle gelmiştir. Zira burada kaçacak hiçbir yerin yok. Ne izin isteyip odana gidebilirsin. Ne de yorgunum deyip istirahate çekilebilirsin. Söyleyeceklerimi dinlemek mecburiyetindesin. Sahi mi? Sahi ya. Anla ben... Ben... Ah! Oh! Anla. Anla, ne oldu, iyi misin? Ah, yok, fenayım. Oh, çok fenayım. Sihirlendim herhalde. Ah! Anla. Anla. Allah'ım, yine mi bayıldı bu hatun? Anla. Arz ettiğim isimleri öylece geri verdi. Hünkâr kafaya koymuş.
Muhakkak Yeniçeri'yi de meclise sokacak. O meclis asla teşekkül etmemeli Halit Efendi. Bilirim sultanım. Eğer ederse Mahmut Yeniçeri'yi yanına çekmeye muvaffak olur. Yeniçeri'yi kaybedersek elimizde hiçbir şey kalmaz. Sadrazam kendi belirlediği isimleri hünkâra arz edecek. İsimleri öğrenir öğrenmez çalışmalara başlayacağım sultanım. Başla Halit Efendi. O meclisin ölü doğması için elinden geleni ardına koyma. Evvela piyano, şimdi atla gezinti. Ben Anna'ya tesir etsem ne fayda? Hünkârımız onu böyle hediyelere boğarken. Muhakkak sonunda teslim olur muallime. Hakkınız var sultanım. Kim bu kadar iltifata ve alakaya mazhar olsa dayanamaz, indirir yelkenleri. Yani ne yapmalı da önüne geçmeli diye dedim ben. Hünkârı bu hatundan tamamen soğutacak bir şey yapmalı. Lakin ne? İyi günler. İyi günler. Matmazel Nadia'yı nerede bulabilirim? Yukarı katta. Teşekkür ederim. Nadia! Nikolay, dönmüşsünüz. Döndüm. Nadia, konuşmamız gerek. Neler olduğunu biliyorum. Annenin sarayda haremde yaşadığını biliyorum. Lakin bu durumun ne anlama geldiğini kavrayamıyorum. Belki siz bana neden bu anlamsız kararı aldığını anlatabilirsiniz. Gelin lütfen bahçede konuşalım. Ya bir yalandan bayılmadığın kalmıştı, onu da yaptın demek. Ne yapayım? Kaçacak başka yer kalmadı. Öyle daha fazla gözlerime baksaydı her şey için çok geç olabilirdi. Ay, aşkınızdan zehirlendim galiba hünkârım. Gülme Aypiri. Ay, sinirim bozuldu, ne yapayım? Peki hünkâr ne yaptı sen baygınlık geçirince? Ne yapsın? Nasıl tilaşlandı, nasıl üzüldü. Öyle üzülünce benim de için gitti. Ay, hala da üzülüyordu. Ha, hiç sanmam. Hekimbaşı Muallim Hatun turp gibi hünkârım deyince işi anlamıştır o. Çok yalancı durumuna düştüm. Ay, kim bilir nasıl kızmıştır. Kızmak mı? Hiç sanmam. Akşam için kameraya sofra kurdurulmuş. Hı, bir misafir mi var acaba? Yahu ne misafiri? Senin için hazırlatıyor belli ki. Hay Allah. Hadi gündüzü kurtardın bayılma taklidiyle. Gece ne yapacaksın peki? Bilmem. Bir yolunu bulup mevzuların açılmaması için elimden geleni yapacağım ben. Aman saray duvarından falan atlama da. Be gülümç. Belki de benim için hazırlatmıyor. Ha, görüşürüz. Ha. Ay hünkârım. O vakitten beri Anna haremde. Petr Ivanoviç de aynısını anlattı. Lakin çok tuhaf. Bunlara inanamıyorum. Anna'yı tanırım. Kendisini dört duvarın arasına kapatmak onun yapacağı şey değil. Başka bir nedeni var. Nadia, başka bir nedeni varsa lütfen söyleyin. Nikolay, haklısınız. Lakin durum çok da basit değil. Nadine, neden bahsediyorsunuz? Neymiş? Basit olmayan. Nikolay Anna'yı merak ediyor. Ben de ne kadar mühim bir vazifesi olduğunu ve sultanın çocuklarına Fransızca eğitimi verdiğini anlatıyordum. Evet. Öyle. Anna Petrovna'nın reddedemediği bir teklifti. Fikrini değiştiremedik. Değil mi Nadine? Doğrudur sayın sefirim. Özür dilerim, lakin ben derse geç kalıyorum. İzninizle efendim. Artık Nadia, Anna Petrovna'nın yerine sefarethanemizin çocuklarına ders veriyor. Ruhu tertemiz. Gerçek bir vatansever. Buyurun Nikolay. Nikolay, ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Bilemiyorum, bu Anna'ya bağlı. Evet, anlıyorum. İşittim vaziyetinizi. Anna Petrovna ile bizzat konuşmaya kararlı mısınız? Kararının sebebini kendisinden işitmek istiyorum. Siz bilirsiniz. Fakat saraya girmek pek de mümkün değil. Hareme ise imkansız. Öyle mi düşünüyorsunuz?
Biliyorum. Hem işittiğime göre Anna Petrovna hayatından hayli memnunmuş. Müstakbel bir eş için pek de münasip değil. Affımı buyurun Nikolay. İşten tavsiyemi kabul edin. Unutun Anna Petrovna'yı. Gençsiniz. Yerinizde olsam buralardan gidip yeni bir hayata başlarım. Tekrar affedin. Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Gel Gülfida. Geç otur şöyle. Biraz konuşalım seninle. Buyurun hünkârım. Sizi dinliyorum. Ne kadar da çabuk büyüdün. Kabul etmek zor. Seni kendi kızım gibi görürüm. Bilirsin. Babaların gözünde kızları hiç büyümez. Ben de sizi kendi babam gibi sever sayarım hünkârım. Ona şüphem yok zaten. Her ne kadar yanımdan ayrılmanı istemesem de bazı şeyleri geciktirmemekte fayda var. Esma halanla konuştum. Artık izdivaç çağına geldiğini anlattı. Bir de damat namzeti söyledi. Öyle mi? Öyle ya. Söylediği kimse benim için gayet münasip. Dürüst, itimat edebileceğim bir adam. Lakin ben gene de bizzat seninle konuşup fikrini almak istedim. Halanın söylediği damat namzeti senin için de münasip midir? Hazır mısın bu izdivaca? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Âlâ. O vakit çeyizini hazırlamak icap eder. Cevri Kalfa'yla konuş. Ne lazımsa tedarik etsin. Tez hazırlasınlar. Peki hünkârım. Lakin bu arada dersleri ihmal etmek yok. Düğün merasimine kadar devam etmeni isterim. Sonrasına bakarız. Elbette. İnşallah çok mesut olursun Gülfida. Çok sağ olun. İzninizle. Paşa'yla evleniyorum. Ödümü kopardın ya, neydi o haller öyle? Ben saadetten ne yaptığımı biliyor muyum? Gerçekten evleniyorum. Destur var mı hanımlar? Buyur gel Ambera. Hatun, kalk daha güzel esvaplar giy. Süslen, hazırlan, hünkâr bekler. Ben hazırım. Hem ders için gitmeyecek miyim altı üstü? Bugün has odaya gitmeyeceksin. Hünkâr kamerayı hazırlattı. Hadi hazırlan diyorum, başka bir şey demiyorum. Al bak, ben haklı çıktım. Olabilir. Lakin ben hazırım. Hünkârın karşısına çıkmaya hazırım. Ne yapacak mısın bakayım? Hünkârın en sevmediği şeyler neler bilse bakayım bana. Bildiğim kadarıyla kabalık sevmez. Hı-hı. Başka laubaliliği sevmez. Hı-hı. Akılsızlığı hoş görmez. İşte bu dediklerini hepsi yapacağım ben. Hünkâr benden soğuyacak. Konuşmayı bırak, yüzümü bile görmek istemeyecek bir daha. Sen hepten çıldırdın ha. Hayatımda böyle saçma bir tasavvur işitmemiştim şimdiye değin. Görürüz. Saçma mı değil mi? Sultanım, bir ulak getirdi. Teşekkür ederim Reyhan.
Yarın öğle vakti Göksu'da buluşmak istiyorum. Eski iskelenin orada gelişini hasretle bekleyeceğim Esma. Lütfen yalnız gel. Özledim. Namık. Kimden geldi diye sormuyorum. Namık Paşa'dan geldiği yüzünden okunuyor. Doğru tahmin ettim validem. Ondan gelmiş. Namık Paşa Gülfidan'la evlendiğinde de böyle gizli gizli yazışmaya devam edecek misiniz? Namık Paşa Gülfidan'la evlenmeyecek. Nasıl peki? Hünkar'la konuştum. Gülfidan'ı silahtar Musa Ağa ile evlendirecek. Lakin Gülfidan'a fikri sorulduğunda her şey ortaya çıkacak. Unuttun galiba validem. O yaşta bir kızın fikrini sormak kimsenin aklına gelmez. Hünkar ve büyükler kimi münasip görürse onunla evlenilir. Hatırla, bizzat sen seçmiştin zevcimi. Hem benim fikrime hiç müracaat etmeden. Evet, lakin... Gülfidan için de aynısı geçerli olacak. Böyle olmasını istemezdim ben. Lakin o da Namık Paşa'ya göz koymasaydı keşke. Hayırlı geceler. Bir Alman şairi vardı merakımı cezbeden. Fransızca tercümesini buldum şiirlerini. Ona bakalım derim bu akşam. Ben güzelmiş. Afiyet olsun. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Herkes dergâh birbirine. Hatunlar pek demez lakin eyvallah. Göte'nin şiiri. Bakalım doğru okuyabilecek miyim? Je pense à toi, quand le rayon de soleil se reflète sur la mer. Je pense à toi, quand la lune scintille sur la roche. Hayırdır muallime? Pek alakanı çekmedi galiba. Affedersiniz, devam edeyim. Şöyle esna vermişim bir an. Yanlış anlamadıysam şöyle tercüme edilebilir. Seni düşünürüm. Güneşin ışıkları denize aksedince. Seni düşünürüm. Ayın parıltıları pınarlara vurunca. Hünkârım, kızmayın. Lakin pek sıkıcıymış bu şiir. Ya. Neden peki? Hep kişilerden bahseder. İçim bayıldı. Şöyle siyasi ve içimai mevzulu bir kitap yok mu baksak? Var anne. Var. İçtimai mukavele. Jean-Jacques Rousseau. Fevkalade. Nikolay. Nadia. Ne işiniz var burada? Halime acımaya mı geldiniz? Yoksa tavsiye mi vereceksiniz? Gidin Nikolay. Kendinize yeni bir hayat kurun. Hayır. Sizi Anna ile görüştürebilmek için buradayım. Bir açıklamayı hak ediyorsunuz bence. Nedir bu? Saraya girebilmek için bir fırsat. Bu evrakı yarın orada bekliyorlar.
Bunları alıp gittiğinizde Rus sefaretinin kuryesi olduğunuzu söyleyin. Sizi derhal içeri alırlar. Nadia. Anne haremde. Onu nasıl bulabilirim? Sizin için bu kadarını yapabilirim. Zaten yapabildiğimin fazlasını yaptım. İzninizle. Nihayet yarın anneyi görebileceğim. Derin ve hikmetli sözler. Demiş ki, aşkım için dünyayı veririm. Lakin hürriyetim için aşkımı da veririm. Mesele gene geldi aşka. Bir şey mi dedim muallime, işitmedim. Pek münasız bir laf. Anla istersen önce ağzındakini bitir sonra konuş. Ne dediğini anlayamıyorum. Pek münasız bir laf hünkârım. Bir aşk uğruna bütün dünya feda edilir mi hiç? Anla senin maksadın ne? Hiç. Bir şey yaptığım yok. Bana kalırsa sen ne yaptığının gayet farkındasın. Lakin böyle olsa olsa kendini gülünç vaziyete düşürüyorsun. Hünkârım, benim niyetim size kızdırmak değildi. Bilirim. Senin tek bir gayen var, kaçmak. Bir takım mevzulardan uzak durmak. Böylelikle o mevzular yok olacak sanırsın. Lakin olmayacağını sen de göreceksin sonunda. Hakikatlerden hayatının sonuna kadar kaçamazsın anne. Bu akşamlık bu kadar kâfi. Çekilebilirsin. Hayırlı akşamlar. Sana da. Hayırlı günler. Rus sefaretinden geliyorum. Bir evrak vardı ileteceğim. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Âlâ. Hepsi isabetli isimler. Derhal meclis için kendilerine haber verilsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Dalgın görünürsünüz. Geçen konuştuğumuz meseleden ötürü olabilir mi? Olabilir Namık. Bu hatun düşündürür beni. Kaçmakta direnir. Lakin ben pes edecek noktayı çoktan geçtim. Affedersiniz. Ben birini arıyorum. Muallime burada. Anna Petrovna. Müsaaden var mı yormaya? Evet. Şurada. Acele et. Tamam. Sen işine bak. Ben alakadar olurum. Sen bizim güvercini mi ararsın? Güvercin? Anna hatun işte. Evet, evet, ta kendisi. Onu arıyorum. İyi. Sen kimsin? Neydi olur Anna senin? Adım Nikolay. Anna'nın nişanlısıyım. Eyvahlarım olsun. Sabahtan beri ağzını bıçak açmadı. Yapma böyle, üzülüyorum. Hünkâr öyle şeyler dedi ki aklımdan çıkmıyor. Belki hakkı var.
Kaçmanın faydası yoktur. Ne oluyor Amber abi, bu ne acele? Ayper Hatun, sen biraz dışarı çıksan ya. Benim Anna ile hususi konuşmam gerekiyor. Tabii, elbette. Ne oldu Amber abi? Hayalet görmüş gibi bembeyaz olmuşsun. Yok, hayalet değil. Lakin Anna, sen nişanlı mısın? Yok. Yani vardı nişanlıyım. Lakin bitti. Vallahi bahçedeki adam öyle demiyor ama. Nikolay burada mı? Sarayda mı? Her gördüğüne seni soruyor. Neyse ki bana rastladı. Kimseye görünmesin diye aldım bir köşeye götürdüm. Lakin hemen gidip konuşman lazım. Malum sarayda haberler hızla yayılır. Ondan sonra kimin kulağına gideceği belli olur. Nereye gidiyor ki bu böyle? Nikolay, ne işin var burada? Anne, seni o kadar özlemişim ki. Tanrım, ya biri bizi görürse? Neler oluyor, hiçbir şey anlamıyorum. Nikolay, sonra konuşalım. Anne dur. Çok fazla bekledim. Derhal konuşacağız. Kolo, ne yapıyorsun? Affet Anne, lakin seni tanıyamıyorum. Önce nişanımızı bozuyorsun alelacele, kısacık bir mektupla. Sonra burada dört duvarın arasında kendini hapsediyorsun. Neler saklıyorsun? Söyle bana. Bir şey saklamıyorum. Bak sen, şimdi elime düştün mü? Kendi arzumla buradayım. Dinle beni. Biz çocukluk arkadaşıydık. İzdivacımız ailelerimizin arzusuydu. Biz birbirimize hiç aşık olmadık. Sen hiçbir zaman aşık olmadığımızı nereden çıkarttın? Demek artık sen gerçek aşkın ne olduğunu öğrendin. Kim o? Kim o, söyle bana. Artık gitsen iyi olur. Nikolay, mektupta her şeyi açıklamıştım. Elveda. Sana inanmıyorum. Bir şey saklıyorsun ve ne olduğunu öğreneceğim. Demek misafirin geldi. Kimdir bu adam? Sizi alakadar etmez sultanım. Olur mu öyle şey? Seninle alakalı her şey beni ilgilendirir mahallinde. Hem pek samimi gözüküyordunuz. Belli ki muhabbetiniz eskiye dayanıyor. Nikolay eski bir aile dostumuz. Rusya'dan yeni dönmüş, beni ziyarete gelmiş. O kadar. Boşuna heveslenmeyin. Bakalım muallime. Göreceğiz. Boş yere mi hevesleniyor? Sultanım. Sultanım. Ben de sizi arıyordum sultanım. Esma Sultan'dan bir pusula geldi. Pusula mı? Ne yazıyor ki? Gülfinan, açıp okumadan nereden bileceksin? Sağ ol Kasım'a. İkindi namazından sonra Göksu'ya eski iskelenin oraya gel. Namık Paşa ile seni bekliyor olacağız. Fırsatı sakın kaçırma Esma. Okuduklarım doğru mu? Esma ile bize gerçekten buluşma mı ayarlamış yani? Şunun şurasında izdivacıza ne kaldı ki? Elbet buluşacaksın. Lakin sen de geleceksin. Yoksa ben heyecanlanıp ölürüm yolda. Tamam geleceğim. Hem Esma ağlam da geliyor zaten. Biz çiçeğe, böceğe bakarken bir bakmışsın Namık Paşa ile baş başa kalıyor. Yeter ya, utandırma beni. Yemin olsun gitmem. Hadi yürü, hazırlanalım. Sen de bu sırada ne konuşacağını düşün. Ben heyecandan konuşamam ki. Nikolay Efendi, kimsin sen? Sultanım,
Bana kalırsa bir an evvel hünkârımıza gidip gördüklerinizi anlatmalısınız. Bu defa aynı hatayı yapmayacağım Gülizar. Anna ile Nikolay'ın münasebetini tam olarak öğrenmeden hünkârımıza hiçbir şey söylemeyeceğim. Lakin nasıl öğreneceksiniz ki? Ben değil Gülizar. Sen öğreneceksin. Ben mi? Sen ya. Benim için çarşıya inmen gerektiğini söyleyip saraydan çıkacaksın. Anna'nın yaşadığı yere gideceksin. Etrafta ahbabıymış gibi davranıp bütün ahalinin ağzını arayacaksın. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Evelallah Nuh Nebi'den itibaren bütün secerisini öğrenip gelirim. Hala. Görelim bakalım. Muallime bizden neler gizler. Ben anlamadım şimdi. Bu senin nişanlın mı değil mi? Yahu anlatayım ya. Saraya girmeden evvel o mevzu nihayet erdi. E tamam da o vakit neden hala nişanlın olduğunu söylüyor? Kabul edemiyor da ondan. Peki onu görünce bir şey hissettin mi? Yani yüreğin bir başka attı mı? Hayır. Tek hissettiğim üzüntüydü. Onun günlüğünü kırdığım için de ıstırabım. Hünkârın bunlardan haberi var mı? Yani Nikolay mevzundan. Yok. Ona söylemelisin biliyorsun değil mi? Mazide kalmış olsa bile mi? Anna, bahsettiğimiz kişi hünkâr. Kendisinden bir şey saklanmasından hiç haz etmez. Hoşyar mevzuyu çarpıtıp hünkâra aktarmadan sen söylemelisin. Haklısın. En doğrusu hünkârı anlatmak. Ne yapayım? Silah imalathanesi rüyası da öylelikle nihayete erdi. Nikolay ne yaptı? Uslu duruyor mu? Pek sayılmaz. Bugün Anna'yı görmeye saraya gitti. Saraya mı gitti? Gittiyse de içeri almamışlardır. Nadia sayesinde. Dün gece Nikolay'ı görmeye meyhaneye gitti. Ona bir evrak vermiş olmalı. Zira bugün Nikolay saraya girerken o evrakı gösterdi. Hünkârım, defteri bulamadık. Lakin mühendis Sergey başına gelecekleri bilirmiş gibi parlak bir talebeye çizimlerin suretini çıkarttırmış. Suretlerde teçhizatın nasıl kurulacağı ayrıntıyla anlatılıyor. Lakin kafamı karıştırdın Musa. Mühendis Sergey tedbir maksatlı mı kopyalatmış defteri? Öleceğini bilir gibi yani. Hünkârım hastaydı. Mide ağrısı çeker dururdu. Ona binaen tedbir almış olabilir. Nedenli kıymetli bir zatı kaybettiğimizi bir kez daha anladım. Toprağı bol olsun. Hünkârım, başka bir emriniz yoksa? Bir mevzu var. Lakin bu bir emir değil. Senin fikrini merak ederim. Sana kıymet verdiğimi bilirsin. Düşündüm, taşındım. Senin izdivaç vaktinin geldiğini, hatta geçtiğini fark ettim. Öyle mi dersiniz hünkârım? Bu sebeple dost doğru söyleyeceğim. Gülfidan Sultan'la seni evlendirmek niyetindeyim. Ne dersin? Ben mi? Estağfurullah hünkârım. O nasıl cevap öyle Musa? Yani ne haddime babında hünkârım? Nedenmiş o? Bir eksiğin, bir kusurun var da benim haberim yok. Sen mert, özü sözü bir, sadık bir kulumsun. Gülfidan'ı seninle evlendirmeyeceğim de kimle evlendireceğim? Siz nasıl emrederseniz öyle olsun hünkârım. Gönül işlerinde ferman olmaz Musa. Sen kalben razı mısın, onu söyle. Musa, razı mısın derim. Emredersin. Şeref duyuyorum hünkârım. Heh şöyle. İstediğim cevap buydu. Çekilebilirsin. Çıkabilirsin dedim Musa. Emredersiniz hünkârım.
sen keyim evlenmek gibi. Düşündür bakalım ne yapacaksın şimdi. Geldin ya, beni o kadar mesut ettin ki Esma. Anlatamam. Ne tuhaf. Gençken de bu ağacın altında buluşurduk. Hatta beni başkasıyla nikahlayacaklarını da sana bu ağacın altında söylemiştim. Bilmem hatırlar mısın? Hatırlarım. Unutmam mümkün değil. Lakin lakırdılarınla canımı yakmaya geldiysen boşuna çabalama. Buna müsaade etmeyeceğim. Namık ne yapıyorsun? Seviyorum Esma. Daha şuncacık velet olduğum zamandan beri seviyorum. Hatunlar duymasın, kısmetin kapanır sonra. Kapansın. Ben kalbimin kapılarını kapatmışım zaten herkese. Anahtarı da sende. Bir bıraksan canımı acıtmıyor. Bir gülsen de yüreğim çarpmaya başlasa yeniden. Çok güzel şairane sözler. Neredeyse inanacağım. İnan, hakikat hepsi. İsmail buraya geldiğini başka bilen var mı? Hayır yok. O halde çekilmemize lüzum yok. Elin elimde kalabilir. Saniye, ben çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıydım. Lakin geçti bazı sebeplerden ötürü. Timsahlere gelmek zorunda mı sanki? İşitiyorum söylediklerinizi. İşitirsen işit. Ne yapayım? Hayatını mütemadiyen tehlikeye atmaya kalkmazsan... benim de muhafızlık etmeme lüzum kalmaz. Bayılmıyorum sizinle Gökçe'ye gitmeye. Seninle muhatap olmuyorum. Zira ayak takımından garibanlarla konuşmak bir sultana yakışmaz. Hala. İyi edersiniz sultanım. Ben de biraz kafamı dinlemiş oldum. Çok az kaldı. Allah'ım sen bana yardım et. Anna Vasilyev. Bu sokakta oturur, tanır mısınız? Tanımam kızım. Ben yeniyim bu muhitte. Ya. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Lüleye mi baktınız kızım? Evet teyzeciğim. Ben Anna Vasilyev'in bir ahbabıyım da ona bakarım. Tanır mısınız? Tanımam mı? Lakin o sarayda yaşar. Onu evde bulamazsınız. Ya hay Allah. Sarayda yaşar ha. Peki Nikolay, onu bulabilir miyim? Onu bilemedim. Neyse. Yine de sağ ol. Ah. Dur dur. Ananın nişanlısı Nikolay dersin. Nişanlısı mı? Tabii. Tabii. Anna'nın nişanlısı Nikola'yı derim. Anna saraya gitti gideri görmedim delikanlıyı. Lakin pek beyefendiydi. İzdivaçları da yakındı. Ama ne oldu bilmem. Ya. Sabahtan beri göremedik sizi sayın seferim. Ne vakittir kendi başına işlere kalkışıyorsun? Anlayamadım seferim. Gayet iyi anlıyorsun. Nikolay'ın saraya nasıl girdiğini öğrenemeyeceğimi mi zannettin? Cevap ver. Ben her şeyi sizin için yapıp... Hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim. Anna ile konuşmadan gitmezdi zaten. Arkamdan iş çevrilmesinden hiç hoşlanmam. Bağışlayın. Bir daha benim haberim olmadan adım dahi atmayacaksın. Anladın mı? Gözlerine baktıkça dertlerimi unuturum Esma. Kim bilir senelerce kaç hatuna söyledim bu sözleri.
Beni kıskanman çok hoşuma gitti. Lakin artık bu kadar hasret yeter. Hünkârımızla konuşacağım. İzdivaç niyetimi açıklayacağım. Olmaz. Daha erken. Biraz daha vakit ver bana. Daha neyi bekleyeceğiz Esma? Şunlar. Sen mi çağırdın yoksa Esma? Yine bir oyun mu oynuyorsun? Hayır, ben çağırmadım. Lakin kimin çağırdığını tahmin edebiliyorum. Valide. Ne hoş tesadüf. Ne işiniz var burada? Öyle hava almaya çıkmıştık. Tesadüf işte. Yürü yürü de yorulduk. Biraz oturalım mı Gülfidan? Biz de Esma Sultanımızla karşılaştık. Öyle ayaküstü hasbihal ediyorduk. Bana müsaade, hayırlı günler. Lütfen Namık Paşa. Artık yabancımız sayılmazsınız. Biraz daha kalın. Kalayım o vakit biraz daha. Ne yaptın Mazeri'ye? Hallettin mi? Neden öyle konuşuyoruz Amira? Elime şaşkın. Bu Nikolay meselesi bir işitilirse hünkârın kulağına gider. Hünkârın kulağına giderse de hiç hoş olmaz. Biliyorum. Ben zaten akşam derste gidiyorum. Her şeyi anlatıyorum hünkâra. Akşama ha? İyi. Benden başka kimse görmediyse akşam beklesen ne olur. Hoşer Sultan gördü bizi konuşurken. Ne? Aile dostumuz dedim. Ben şaşkın. Hoşer Sultan bu işin peşini bırakmaz. Ne yapacağım peki? Hünkârımız saraya dönmek üzeredir. Koş kapıda bekle onu. Her şeyi kendin anlat hünkârımıza. Hadi Gülizar, nerede kaldın? Sultanım, hat yazmaya devam ediyor musunuz? Evet, derslerden vakit kaldıkça devam ediyorum. Hala, pek maharetlisiniz bu hususta. Geçenlerde Gülfidan Sultan'ın yazdığı hatları gördüm. Kabiliyeti takdire şayan. Ya, pek hoş. Teveccühünüz paşam. Namık Paşa, sizin halletmeniz gereken işler yok muydu? Haklısınız sultanım, vazife beni bekler. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Gülfidan, hadi oturmaya mı geldin? Ben de yürümek isterim. Arabaya kadar size eşlik edebilirim esasında. Ne lüzum var Gülfidan? Sonra beraber yürürüz. Benim şimdi yürüyesim geldi alacığım. Buyurun sultanım. Halacığım, çok iyi akıl ettiniz bu buluşma işini. Sultanım, izdivaç yaklaşıyor. Heyecanlı mısınız? Madem sordunuz, söyleyeyim. Pek heyecanlıyım. Yüreğim kuş olup uçacak sanki. Sultanım, sizin bu saf tarafınız pek az insanda bulunur. İnşallah pek mutlu olursunuz. İnşallah siz de. Baştan söyleyeyim, benim öyle şaşalı düğünlerde, pahalı eşyalarda gözüm yok. Mühim olan mesut olmak. Tabii, en mühim o. Tabii, sizin fikriniz de önemli. Mesela nasıl bir düğün olsun istersiniz? Benim mi? Hünkârımızın böyle bir hususta benim fikrimi alacağını pek sanmam. O nasıl uygun görüyorsa öyle olacaktır. Evet, tabii, doğru söylüyorsunuz. Hünkârımızın işine karışmak olmaz. Halacığım, biz buraya gelmekle iyi yapmadık mı? Siz davet ettiniz, lakin pek bir keyifsiz görünürsünüz. Yo, bilakis. Pek yerinde oldu. Ben öyle meraktan bakıyorum sadece. Bana kalırsa merak edecek bir şey yok. Baksanıza, kumrular gibi muhabbet ediyorlar. İnşallah yakında kavuşacaklar. Bunları artık münasip bir vakitte uzun uzun konuşuruz. Benimle mi? Elbette sizinle. Esasında bu mevzuları Musa ile konuşsanız
daha yerinde olur Sultan. Musa mı? Bana sorarsanız böylesi daha münasiptir. Size hayırlı günler. Hayırlı günler. Musa ile niye konuşuyorum ki ben bu mevzuları? O ne anlar düğünden, eşyadan? Hünkârım. Söyle muallime. Sizinle ben mevzuyu konuşmak istiyorum. Âlâ. Lakin şu an fevkalade meşgulüm. Akşam derse geldiğinde konuşalım. Emredersiniz hünkârım. Nerede kaldın Gülizar? Sultanım, hiçbir malumat alamadan gelecektim. Ta ki bir komşularıyla tesadüf edene kadar. Gülizar, tabii de gel. Bugün saraya gelen Nikolay Anna'nın nişanlısıymış. Nişanlısı mıymış? Vay güvercin vay. Acaba hünkârımız bu havadisi işitince ne diyecek? Emir buyurduğunuz üzere azalara haber salındı hünkârım. Allah'ın izniyle yarın meclis fiilen çalışmaya başlayacaktır. Âlâ. Meclise sen riyaset edeceksin paşa. Emredersiniz. Hünkârım, meclise iştirak edecek misiniz? Hayır. Şayet ben iştirak edersem muhalifler fikirlerini söylemekten geri durabilirler. Bu sebeple katılmayacağım. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Unutma paşa. Bütün fikirleri dinleyip hepsine hoşgörüyle yaklaşacaksın. Herkes ciddiye alındığını hissedebilmeli. Bu istişare meclisi bizim için pek ehemmiyetlidir. Emriniz başım üstüne hünkârım. Muhakkak ki yolumuza taş koymak isteyenler olacaktır. Hiçbirine zinhar fırsat verme. Vallahi kim ne derse desin bu ulemayı çok takdir ediyorum. O nedendir Halit Efendi? Neden mi? Cahil Yeniçeri ile aşağı zümreden ulema ile aynı söz hakkına sahip olmaktan gocunmayacaktı ondan. Hünkârımız böyle münasip gördüyse bir bildiği vardır. Gocunmayız elbet. Alim olmak böyle mütevazı olmayı gerektiriyor tabii. Yoksa siz yıllarca dirsek çürütün, sonra gelin cahil Cühela'ya laf anlatın. Olacak şey değil. Vallahi benim de pek gücüme gider. Lakin elden bir şey gelmez. Gelmez olur mu? Gelir elbet. Daha ilk müzakerede ağırlığınızı koyacaksınız. Bu cahil Cühela takımı lakırdıyı pek sever. Sazı aldım eline, bekle gör artık sıra size gelsin. O vakit biz de söz söyletmeyiz, olur biter o zaman. Afiyettesin inşallah validem. Çok şükür. Biraz ayaklandım. İstirahat yaradı herhalde. Ayaklanır ayaklanmaz da üzerine vazife olmayan şeylere kalkışmışsın. O ne demek Esmem? Ben bütün gün evde istirahatteydim. Ne yapmış olabilirim ki? Sen çok iyi bilirsin ne yaptığını. Anlayamayacağımı mı sandın? Benim adıma kızlara pusula yolladığını, Namık'la buluşmamızı onların da gelmesini sağladığını. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Bak, yüreğim yine çarpmaya başladı. En iyisi ben biraz daha yatayım. Valide, bir daha böyle bir şey yaparsan seni boğarım. Ulemanın önde geleni memnuniyetsiz. Derler ki bu Yeniçeri cahil takımıdır. Ne hacet var söylediklerini işitmeye derler. Demek öyle derler. Ya. Onlar da kim? Başları ulemasına. Hayatları boyunca onlar konuştu, biz dinledik. Bir defa biz konuşacağız, dinlemeye tahammülleri yok. Öyle mi? Zerrece sizlere hürmetleri yok. Halit Efendi, sen hiç merak buyurma. Biz kendimizi dinletmesini biliriz.
Dinlemezlerse de orayı onlara dar ederiz. Hadi hayırlısı. Göreceğiz bakalım. O dökülen kumral saç. Sinem deldi ey peri. Pembe yanak, ela göz. Sinem deldi ey peri. Miskü amber nefesi. Yaktığı ciğer paresi. Ol kâkülün telleri. Örtmüş siyah benleri. Bülbül gibi dilleri. Sinem derdi ey peri. Gel. Hünkârım, Hoşyer Sultan görüşmek ister. Şimdi meşgulüm, sonra gelsin. Ben de öyle söyledim, lakin fevkalade hayati bir mesele olduğunu söyledi. Gelsin. Hünkârım. Hoşyar, hayırdır? Nedir bu fevkalade hayati olan mesele? Sizinle bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm bir meseleyi konuşmak isterim. Ne yaptın güvercin? Konuşabildin mi hünkârımızla? Nazik ki konuşamadım daha. Tamam, asma suratını. Telaşa mahal yok. Seni çağırıyor zaten. Şimdi anlatırsın derdini. Hünkârım, bilirim ki evlatlarınızın tedrisatına pek önem verirsiniz. Öyledir tabii. Bu yüzden çok endişelendim haberi işitince. Ne haberi? Muallime ile alakalı. Sanırım yeni bir muallim bulmak icap eder. O da nereden çıktı? Gel. Aa, meşgul olduğunuzu bilmedim. Ben sonra geleyim. Esasında hiç lüzumu yok. Hatta gelmen pek de iyi oldu. Ben de hünkârımıza seninle alakalı havadisleri anlatıyordum. Evet Hoşyar, seni dinliyorum. Hünkârım, meğer muallimemiz evlenip saraydan gidecekmiş de haberimiz yokmuş. Anna Hatun nişanlıymış. Bize hiç bahsetmemiş. Eğer bu sabah tesadüfen Anna ve nişanlısı Nikola'yı sarayda birlikte görmeseydim, haberimiz bile olmayacaktı. İşittiklerim doğru mu Anna? Nişanlı mısın sen? Müsait mi? Ekselans efendim. Tabii efendim. Tabii buyurun. Bakıyorum kendinizi bırakmışsınız. Kalp yarası hastalıktan betermiş. Çok doğru. İşittim ki benim tavsiyelerime rağmen saraya gitmişsiniz ve Anna Petrovna ile görüşmüşsünüz. Pek hoş bir görüşme olmamış anlaşılan. Bana aşık olmadığını söyledi.
Görüyor musunuz? Fakat kesinlikle bir şey saklıyor. Ne olabilir? Bilemiyorum, lakin kesinlikle öğreneceğim. Aşkım için savaşacağım. Nikolay. Anna sizi sevmediğini söylemiş. Ne için savaşacaksınız? Bilmiyorum. İzninizle tavsiyemi tekrar edeceğim. Burada kalmanız için herhangi bir sebep yok. Anlıyorum. Anlıyorum sizi. Kolay değil. Lakin bazen geri adım atmak lazım. Rusya'ya dön. Vatan en derin yaraları iyileştirebilir. İzninizle. Muallime, dilini mi yuttun? Neden bir şey söylemezsin? Sen çıkabilirsin Hoşar. Elbette hünkârım. Müsaadenizle. Hünkârım, Nikolay ile nişanlı olduğumu doğru. Lakin çoktan bu mesele... Demek doğru. Hünkârım, işin aslını anlatmak isterim. Kâfi. Artık derse başlayalım. Şu makaleyi merak ediyorum. Vergilerle alakalı olan. Oku bakalım. Başla muallime. Hayırdır Musa? Ne düşünürsün böyle kukumav kuşu gibi? Ben şimdi ne yapacağım be paşa? Havadisi alın demek. He. Aldım. İyi ya işte. Ne var bunda? Yuvanı kurarsın, mutlu mesut yaşar gidersin. Ya paşa, ben bugüne kadar bırak birini sevmeyi, bir hatunun karşısına geçip 10 tane cümle kurmuşluğum yok. Onu da bırak, daha sultanın yüzünü görmedim ya. O nasıl yakırdı? Nasıl sultanın yüzünü görmez? Ya utancımdan kafamı kaldırıp bakmadım. Koskoca sultan nihayetinde. Güzel mi değil mi onu bile bilmiyorum. Güzel Musa, güzel. Yüzü de, yüreği de güzel. Gör bak, pek mesut olacaksınız. Hünkârım bu sefer imtihanların en büyüğüne soktu beni. Musa, bakarsın bu izdivaç seni değiştirir. Şiire falan merak salarsın. Ya aklım bir türlü almıyor. Neden ben bu konuları Musa ile konuşuyorum? Onu ne ilgilendirir? Ben de anlamadım. Namık Paşa, işte içe senle konuşmaya utanıyor olmasın? Yok artık canım, daha neler. Herhalde yakın arkadaşına pek kıymet veriyor ve onun da fikrini almak istiyor. Değil mi? Belki de. Ne oldu sultanım? Ne olacak? Hünkâr hakikati öğrendi. Hünkârımızın ne kadar gururlu olduğunu bilirim. Artık aşkından ölse bile Anna'nın yüzüne bakmayacaktır. Vergilerin düşürülmesi ile ahalinin tansiyonunda düşeceği zannediliyor. Bu sebeple vergileri düşecek deniyor. Pekala. Bu akşamlık bu kadar kâfi.
çekilebilirsin. Hünkârım müsaade buyurun. İzah edeyim. Lüzumu yok. Lakin hünkârım. Senin gönül meselelerinin teferruatı beni neden alakadar etsin ki? Nihayetinde sadece bir muallimesin. Evlatlarımla alakadar olduğun raddede kıymetlisin. Bunun haricinde benim için hiçbir ehemmiyetin yok. Haklısınız hünkârım. Lakin... Çekilebilirsin. Hünkârımız senin nasıl bir hatun olduğunu anladı. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Bilseydim seninle bu kadar vakit harcamazdım. Semay Piri, Nikolay nişanlayın sanıyor. Dinlemedi bile beni. Dur, hemen üzülme. Diller öfkesi dinince. Yok, anladım. Artık beni istemiyor. Anna, nihayetinde senin de istediğin bu değil miydi? Buydu. Buydu. Peki neden bu kadar canım acıyor? Meclisi bugün ilk kez toplanacak. Vaziyet nasıl? Azalarla gerekli konuşmaları yaptım. Ortalık şimdiden pek gergin. Âlâ. Bu istişareden bir netice çıkmamalı. Siz merak buyurmayın sultanım. Taraflar sayemde öyle bir bilendi ki... nasıl bir fecaat çıkacak inanın ben de merakla beklerim. İnşallah Halet Efendi. Bu ilk ve son içtima olmalı. Meclis bugün toplanacak Namık Paşa. Sadrazam Paşa'ya tembih ettiğim gibi sana da söylerim. İstişare esnasında kimseden yana tavır almayasın. Makul ol. Makul ol ki herkes derdini tas tamam anlatabilsin. Baş üstüne hünkârım. Hünkârım, affınıza mağruren biraz keyifsiz görünürsünüz. Canımı sıkan bir mesele vardı. Lakin sabaha kadar oturup düşündüm. Zor da olsa icabını yapmaya karar verdim. İyice saçmaladın ha Musa. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Sana da Musa. Bir şey mi var? esasen karşılaştığımız iyi oldu. Bazı mevzuları şimdiden konuşmak icap eder. Mesela? Mesela ev mevzusu.
evlendikten sonra nerede oturmak istersiniz? Ne münasebet Musa? Niye sizinle konuşuyorum ki bunu ben? O mevzular beni alakadar etmez mi? Bir zahmet yani. Peki eşyalar? Eşyalara müdahale edebiliyor muyuz? Yani müdahale ederken konuşmak babında. Yoksa şey olmasın. Ay Musa. Neden bu mevzuları sizinle konuşuyorum ben? Bir türlü anlamıyorum. Sübhanallah. Hatun taifesinin dilinden anlamıyorum arkadaş. Anlamıyorum. Esma. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Hayır validem. Ben değil, sen gidiyorsun. Hastayım ben. Nasıl giderim bir yere? Entrika çevirmeye gelince gayet saatli oluyorsun validem. Yolculuğun üstesinden de gelirsin. Belli ki sinirlisin sen. Evvela oturup konuşalım. İcap ederse giderim. Reyhan. Validemi arabasına kadar refakat edin. Esma. Buyurun. Lüzum yok. Kendim giderim. Bu yaptığına pişman olacaksın. Evvela saraya gidiyoruz. İçeri daha ne yapsın? Elinden gelen her şeyi yapıyor. Sessiz olun ağalar. Hünkârımız bu istişare meclisini memleket ve milletimizin istikbaline dair meseleleri müzakere etmek için teşkil ettim. Hepinizin fikir ve kanaatlerini de bizzat istedi. Eğer birbirimize hürmetkar olursak halledemeyeceğimiz mevzu olmaz. Hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle. İlk mevzu asri usulde talimdir. Buyurun. Herkes sırayla fikirlerini arz etsin. Asri usul dediğiniz keferenin talimi değil de nedir? Biz harbi ne vakittir düşmandan öğrenir olduk. Hulasa bu iş olmaz. Biz Yeniçeri olarak kefere usulü talime zinhar karşıyız. Güneş balçıkla sıvanmaz ha. Yeniçerinin vaziyeti ortada. Senelerdir kendi talim usullerinizle zafer üstüne zafer mi kazanırsınız? Bakın millet, buradan sizin teker olmaz. Teker teker konuşun. Hepiniz devlet ricalisiniz. Usul esasa takattüm eder. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour mademoiselle. Amela, sende ne cevherler varmış? Ne sandınız sultanım? Hadi bakalım muallime. Bir ara ver, hünkâr seni bekler. Hayırdır inşallah. Vallahi orasını bilmem, emretti söylüyorum. Tamam, çocuklar hemen giriyorum. Yo, birden cana geldin güvercin. Sana da her şeyi anlatacağım. Hey, hadi bakalım inşallah.
Gel anne. Biz de senden bahsediyorduk. Nikolas, senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Anlaşılan o ki izdivacınıza senin muallimelik vazifen malumdur. Hünkârım. Sana konuşabilirsin demedim muallime. Madem ki bilmeden bir yuvanın kurulmasına mani olmuşuz, o vakit bu yuvayı tekrardan kurmak hünkârınız olarak bana düşer. Düğün hazırlıklarınıza başlayın. Düğün masraflarınızı bizzat karşılayacağım. Bu esnada çocuklarla vedalaşabilirsin. Hünkârım, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok sağ olun, bizi şereflendirdiniz. Mühim değil. Sevenler mesut olsun yeter. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir maruzatım var. Rica ederim, dinleyin. Lüzum yok muallime. Meşgulüm. Çıkabilirsiniz. Şeref duydum hünkârım. Anne. Belli ki bu vazife ayırmış. Seni benden anla. O yüzden öyle konuşmuşsun benimle. Neyse ki hünkâr çok anlayışlı biriymiş. Artık önümüzde mani kalmadı. Nikolay. Hiç zannettiğim gibi değil. Seninle muhakkak konuşmam lazım. Lakin şimdi değil. Yarın babamı görmeye geleceğim. Sen de gel lütfen. Anne. Tamam. Seni bekleyeceğim. Tanrım. Nasıl düştü bu hale? Sultanım, pek büyük bir müjdeyle gelirim. Ne oldu? Çabuk anlat. Hünkârımız muallimenin nişanlısı Nikola'yı saraya çağırtmış. İkisinin düğününü yapacakmış. Kış uçuyor sultanım. Sahi mi söylüyorsun Gülizar? Vallahi de, billahi de, tallahi de. Sonunda muvaffak oldum. Gülizar. Şu ipek kumaşları getir. Muallimeye bir din hediyesi de biz verelim. Hoş geldiniz sultanım. Keşke haber verseydiniz de sizi karşılasaydık. Mühim değil. Çok kalmayacağım. Yolum uzun. Lakin gitmeden önce sana söylemem icap eden hayati bir mevzu var. Hayırdır inşallah? Ben de yeni öğrendim. Öğrenir öğrenmez de sana söylemeyi münasip gördüm. Nedir mesele? Kötü bir şey mi var? Sen Namık Paşa ile evleneceğini zannediyorsun değil mi? Haliyle. Yanılıyorsun. Seni Musa Ağa'yla nikahlandıracaklar. Olur mu öyle şey canım? Muhakkak bir yanlış anlaşılma olmuştur. Hem ben hünkârımızla konuştum. İsim zikredildi mi? Zikredilmedi de Esma Hanım hünkârımızla Namık Paşa için konuşacağım demişti ya.
Siz de vardınız. Bak Gülfidan, ben seni ikaz etmek için geldim. İnanmıyorsan Esma'ya sor. Hünkârımıza derdimi bir türlü anlatamıyorum. Dinlemedi bile beni. Ay. Göz köre köre sevmediğim biriyle evlenemem ki. Hakkın var. Canım, o da nereden bilsin daha evvelden ayrıldığınızı? O yüzden böyle davranıyor herhalde. O da haklı tabii. Hünkâr sizi evlendireceğim deyince Nikolay da tekrar ümitlendiği haliyle. O da haklı bir yerde. Yeter Amber'a! Bana ne bağırıyorsunuz be? Delilere bak. Bana yardım etmen lazım. Olmaz, hayatta dinlemez. Yok Amber'a, bana yardım edeceksin. Hünkârı yalnızken yakalayıp konuşmam lazım. Ya ben nereden bileyim ne zaman yalnız kalır, ne yapar, ne eder? Amber'a, Hoşyar Sultan'a hünkârla derslerimizi nasıl öttüğünü unuttum sanma. Bana borçlusun. Biz güvercin dedik, maşallah hafıza fil gibi çıktı. Tamam, benden haber bekle. Anlatın bakalım. Meclis toplantısı nasıl geçti? Herkes birbirine girdi hünkârım. İki çift laf konuşulamadı. Kimse kimseyi dinlemedi bile. Onca muhalif fikri bir araya getirip farklı netice beklemek. Hünkârım, affınıza sığınarak belirtmek isterim ki bu meclis ayak bağından başka bir şey değildir. Bir daha toplanması abestir. Hali hazırda hal biraz ümit kırıcıdır hünkârım. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Lakin umutsuzluğa kapılmamak icap eder. Herkes muhalif fikirleri dinlemeyi öğrenmeli. Aksi halde yapacağımız ıslahatlar kağıt üstünde kalır. Hünkârım, birileri birikmiş husumeti kaçırır zannımca. Taraflar fikir beyanına değil de birbirleriyle kavga etmeye geliyorlar sanki. Anlaşıldı Namık Paşa. Kaşıyanın elini, fitne salanın belini kırmak icap eder. Silah imalathanesinin inşasında ne safhadayız? Çalışmalar hızla devam ediyor hünkârım. Birkaç haftaya kalmaz imalata başlayacağız Allah'ın izniyle. Âlâ. Nihayet hayırlı bir haber alabildik. Mühendis Sergei sonunda ölmüş. Tebrikler François. Nasıl yaptın? Kimse ölümünden şüphelenmedi. O da benim sırrım. François, işine karışmak arzusunda değilim. Bilirim, bundan haz etmezsin. Lakin silah imalathanesinin hazırlıkları devam ediyor. İyi bilirsin ki kralimiz bundan haz etmez. Devam mı ediyor dediniz? Mümkün değil. Mühendisin çizimlerini çoktan imha ettim. Mümkün. Çünkü mühendis bir talebesine çizimlerin suretini çıkarttırmış. Dahası teçhizatı da nasıl yapacağını izah etmiş. O imalathane asla açılmamalı. Yeter. Sıkıldım. Artık bu fuzuli işlerle oyalanmaktan çok sıkıldım. François, sakin ol. Ne yapsak olmuyor. Yağmur yağıyor. Fırtına çıkıyor. Her şey ondan yana. Ayrıca şimdi imalathaneyi ortadan kaldırsam ne olur? Yarın vakit kaybetmeden gider ve hemen yenisini kurar. Kör müsünüz? Bunu görmüyor musunuz? Adam bugün meclisi kurar. Yarın askeri mektep açar. Ertesi günde gider imalathane açar. Mahmud'u ortadan kaldırmadıkça bu sona ermeyecek. Bu ancak en son çare olabilir. Ya ortadan kaldırırız Mahmud'u? Ya da işlerinizi yaptıracak yeni birini bulursunuz. Buna ben karar veremem. Madem öyle, ben yokum artık. François, dur! Madem öyle, gereğini yap o halde.
Evlenecekmişsin. Haramda herkes bunu konuşuyor. Bizi bırakıp gidecek misin yoksa? Bu öyle şey şehzadem. Sizi bırakmaya gönlü razı gelir mi? Evlenmeyecek misin yani? Ben buradayım. Sizin yanınızda olacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Söz var o zaman gitmeyeceğine. Yoksa sana inanmam. Söz Abdülmecid. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hararetin mi yükselmiş? Bana mı öyle geldi? Ben gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Hele şimdi gitmeyeceğini öğrendim ya. Çok daha iyiyim. Hünkârımız kütüphanede yalnız. Nasıl olabilir böyle bir şey? Musa ile evlenmek de nereden çıktı? Ne bileyim. Sina Perver Sultan öyle söyledi. Yok, yok kesin bir yanlışlık var bu işte. Sen kendini harap etme ne olur. Hayır. Sırf bunu söylemek için yolunu değiştirip gelmiş. Nasıl bir yanlışlık olabilir ki? Böyle olmayacak. Bizim derhal Esma Hala'ya gidip işin aslını astarını öğrenmemiz lazım. Kalk hadi. Hava kararmak üzere. Müsaade alabilir miyiz dersin? Alamayız, hakkın var. O vakit yarın ilk iş kalkıp gideceğiz. Tamam mı? Neler olduğunu etraflıca öğrenmeden de dönmeyeceğiz. Hünkârım, istirham ederim. Bir dinleyin beni. Sizinle mutlaka konuşmam gerek. Lüzum yok. Hünkârım, ortada mühim yanlış anlaşılma var. Nikolay'la ben çocukluktan beri... Yeter artık Anna. İşitmek istemiyorum söyleyeceklerini. Nikolay iyi bir genç. Birbirinize de yakışıyorsunuz. Başka söze hacet yok. Hünkârım, yalvarırım. Bir dinleyin beni. Lütfen. Uğraşılarımız netice vermeye başladı sultanım. İstişare meclisi birbirine girmiş vaziyette. Kimse kimseyi dinlemedi bile. Âlâ Halet Efendi. Arı kovanına çomak sokmamız iyi oldu. Hünkârın tavrı nedir? Hünkâr iyice çaresiz kaldı. Yakın zamanda durumu idrak edip istişare meclisini lağvedeceğini zannederim. Böylelikle Yeniçerilerin hevesi kursağında kalacak. Ciddiye alınmadıklarını düşündüklerinden hünkâr husumetleri daha da artacak. Bu defa galip gelen taraf biz olacağız. Bundan hiç şüphem yok. Sen yine de tedbiri elden bırakma Halit Efendi. Bu sefer aksilik istemiyorum bilesin. Baş üstüne sultanım. Yahu bu çocuk ateşler içinde yanıyor. Tesekin başına haber salmalı. Ne oldu anlamadım Cevrik Alfa. Gündüz gayet iyiydi. Sonra bir baktım bu halde. Allah muhafaza. Kötü bir şey olmuyor. İnşallah harareti düşer. Küçük çocuk kaldıramaz maazallah. Baba. 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 Hünkârım, neden bahsediyor bu kitap? Hayret Hoşyar. Şaşırtıyorsun beni. Senden daha önce hiç böyle bir sual işitmemiştim. O kadar dikkatli okuyordunuz ki merakımı cezbetti. Farabi'nin Medinetül Fadıla adlı eseridir bu. Erdemli bir yönetici, erdemli bir şehri... Erdemli şehirlerde erdemli bir dünyayı inşa eder der Farabi. Bunun içinde iyi ahlakın yanında cehaletle savaştan ve birlik olmaktan bahseder.
Tam da bugün ihtiyacımız olan hasletlerdir bunlar. Hünkârım, devlet idaresini en iyi siz bilirsiniz. Neden okursunuz ki bunları? Bir hükümdar kendinden önceki idari tecrübeyi ve farklı fikirleri bilmeli ki kendi yolunu tanzim edebilsin. Siz en iyisini bilirsiniz hünkârım. Kimse hiçbir şeyin en iyisini bilemez. Ama siz başkasınız. Mesele bilmek olunca kimse istisna değildir. Bilmek isteyen insan okur. Maluma sahibi olur. Sen de biraz okusan ne âlâ olur. Kaç defa gittim yanına. Kaç defa derdimi anlatmaya çalıştım. Bir kez olsun dinlemedi beni. Artık onu ebediyen kaybettiğimi hissediyorum. Hoşyar Sultan hünkârın odasındaymış. Bütün harem bunu konuşur. Yapma dediği fenalık kalmadı. Sanıdığım muvaffak oldum. Gel. Hünkârım, Cevri Hatun sizi görmek ister. Cevri Hatun. Hünkârım, affedin, mühim meseledir. Hayırdır Kalfa, ne oldu? Şehzade Abdülmecid ateşler içinde yatmakta. Hararetini bir türlü düşüremiyoruz. Sizi sayıklar durur. Behçet Molla, şehzademin nesi var? Çabuk söyle. Ziyadesiyle üşütmüş hünkârım. Lüzumlu ilaçları verdim. Hararetinin düşmesini beklemekten başka çaremiz yok. Oğlum, iyileşeceksin oğlum, sabret. Yanımda kal. Buradayım aslanım. Yanındayım, merak etme. Hadi istirahat et aslanım. Zefir. Buyurun. Bana payitahttaki en iyi nişancıyı bulmanı istiyorum. Emredersiniz. Lakin ne için gerekli? Mahmut'tan kurtulmanın vakti geldi. Geç bile kaldık. Hataya yeri olmasın. Bu yüzden çok iyi araştır. Nişancıyı bulmak zor değil. Lakin saraydan Mahmud'u nasıl çıkarabiliriz? Mahmud zaten yerinde duramıyor. Hep bir halkın içine çıkma isteği var. Mutlaka şansımız olacaktır. Ya cuma namazında ya da tebdil vaktinde çıkacaktır. Ve çıktığında hazırlıklı olmalıyız. Ne oldu da bu denli hastalandı Cevri Kalfa? Hünkârım, bahçede oynarken gözümüzden kaçmış, bağışlayın. Hararetten uyku tutmaz. Oysa biraz uyusa daha iyi gelecek. Oğlum, biraz uyumaya çalışsan. Uyu ki gücünü toplayasın. Bir an evvel ayağa kalk ha. Anne gelse. Bana kitap okusa. O zaman. Belki uyur. Tez Anlı Hatun'u çağırın gelsin.
Emredersiniz hünkârım. Üzün muallime. Yakında izdivacın var. Biraz neşeli bir şeyler çalsana. Ne istersiniz hale benden? Ettiğiniz zulüm yetmedi mi artık? Ben senin mutluluğundan başka ne isterim? Bak. Bunlar çok kıymetli kumaşlardır. Hususi günler için kendime saklıyordum. Lakin sana hediyem olsun. Düğünün için giysi diktirirsin. Daha kaç kere söylememi cevap eder. Ben nişanı saraya gelmeden evvel attım. Kimseyle bir bağım yok artık. Hiç boşuna çırpınma muallim. Artık çok geç. Muallime, hadi acele et. Hünkârımız seni çağırıyor. Mecid, hünkârım, şehzademizin nesi var? Harareti düşmüyor. Seni görmeye arzu etti. Otur Mecid. Uyumaya çalış canım. Uyursa iyi olacaksın. Bana masal okur musun? Anla. Elbette okurum. Yeter ki sen iste. Ay, ben gündüz söylemiştim sana. Belki de daha evvel çağırsaydık hekim başını. Nereden bilirdin böyle olacağını? Tutacak mıyım onu? Tabii ki olacaksın. Hava serindi. Sen birazcık üşütmüşsün, o kadar. Sabaha hiçbir şey kalmayacak. Bak gör. Ben şimdi sana masal okuyacağım. Lakin sen de söz ver. Uyumaya çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. Hünkârım, müsaadenizle. Vekili olan güzeller, güzeli prensesler evlenmiş. Ebediyen müsüt yaşamışlar. Çok şükür. Harareti azalıyor. Belli etmesem de epey telaşlandım. Zira Abdülmecid'in bünyesi zayıftır. Saraya girmeden evvel ben Nikolay'dan ayrılmıştım. Hazide kalmış bir mevzu olduğu için size bahsetmeye geri duymadım. Affedin lütfen. Keşke daha evvel size bahsetseydim. Neticede nişanlıymışsın. Ailelerimizin münasip gördüğü bir nişandı. Benim başta haberi dahi yoktur. Sonra babamı kırmamak için ses çıkarmadım. Zira kalbimde başka biri var. O halde ben de seni istemediğim biriyle zinhar evlendirmem. Lakin sen de benim sırlardan hoşlanmadığımı anla artık. Anladım hünkârım. Bağışlayın. Sakladığın bir şey var mı?
Doğan nasıl? Hemen getiriyorum. Oğlum, aslanım, iyi misin? Ha? Çok şükür ya Rabbi. Gel oğlum. Sultanım, misafirleriniz var. Hoş geldiniz kızlar, buyurun. Hiç hoş gelmedik hala. Büyük bir sıkıntımız var. Geçin oturun. Söyleyin bakayım, ne oldu? Hala, korkunç bir hata olmuş. Hünkârımız beni Namık Paşa ile değil, Musa ile evlendirecekmiş. Nereden işittiniz bunu? Valideniz gelip bizzat söyledi. Doğru mu bu hala? Evet doğru. Hünkârım. Şehzademizin durumunu merak etmiştim. Daha iyidir umarım. İyi maşallah. Harareti gitgide düşüyor. Dilerseniz muayeneyi kaldırayım hünkârım. Bırakalım uyusun. Bütün gece Abdülmecid'in başında bekledi uykusuz. Emredersiniz hünkârım. İzninizle. Yaptınız. Çünkü Namık Paşa itimat edilmeyecek kadar hovarda ve çapkın biridir. Oysa Musa sana ve evine bağlı bir eş olacaktır. Şimdi bana kızıyor olabilirsin. Lakin vakti gelip de benim haklı olduğumu anladığında bana minnet duyacaksın. Ben Musa'ya değil, Namık Paşa'ya aşığım. Bunun hiç mi kıymeti yok? Aşk meşk, bunlar geçici hevesler Gülfida. Mühim olan sağlam bir yuva kurmaktır. Senin için en hayırlısı Musa aile evlenmendir. Madem Namık Paşa olmayacaktı, niçin fikrinizi en başına söylemediniz? Çünkü Gülfida'nın aklı bir karış havadaydı. Dediklerimi anlamayacak ve itiraz edecekti, tıpkı şimdi olduğu gibi. O vakit hünkârımıza hiç söylemeseydiniz. Şimdi Gülfidan sizin yüzünüzden hiç istemediği biriyle evlenecek. Böyle bir evlilikten nasıl saadet beklersiniz? Saliha, gençsin diye ses çıkarmıyorum. Lakin haddini fazlasıyla aşıyorsun. Büyüklerin kararı bu şekilde sorgulanmaz. Sizin saraya dönme vaktiniz geldi herhalde. Yürü Gülfidan, gidelim. Size itimat etmiştik hala. Böyle olacağını bilsem hiç söylemezdim. Nasıl oldun? İyileştim anne. Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim.
Asıl ben sana çok teşekkür ederim. Sayende bir büyük mesele çözüldü. Şimdi ben Abdülhamid'in yanına gidiyorum. Aa, koşmak terlemek bugün yok ona göre. Daha yeni kalktın yataktan. Tamam. Bu meclis işi onca yaygarıcı adamla nasıl olacak Namık Paşa? Sualin sualden daha çok cevaba benzer Halit Efendi. Yok. Zinhar peşin hükümlü değilimdir. Merakımdan sorarım. Padişahımız emreder, bizler yaparız. Müzakereye ne gerek vardı? Yaklaşık 2 asırdır padişahlar emreder, makam sahipleri de yaparmış gibi görünür. Lakin esasında hiçbir şey yapmazlar Halit Efendi. Diyelim ki sen haklısın paşa. Lakin onca kafadan ses çıkarsa nereye varılır? Birbirimizi dinlemeye, fikri olanı adam yerine koymaya alışacağız Halit Efendi. O vakit göreceksin ki bir yerlere varacağız. Dimya'da pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım da. Olmayız Halit Efendi, olmayız. Fitne sahiplerine teslim olmayız. Hadi bakalım. Destur! Sultan Mahmut Han Hazretleri! Ağalar, anlaşılan o ki hiçbir mevzuda mutabakata varılamamış ve dahi hiçbir mevzu halledilememiş. Sizin vazifeniz yeni ihtilaflara sebep olmak değil, yeni çareler bulmaktır. Herkes bunu böyle bilsin. Şimdi, Sadrazam Paşa. Geçen sefer halledilemeyen mesele nedir? Yeniçeri'nin asri usulde talimi hünkârım. Böyle bir şey zinhar kabul edilemez. Evet. Allah, bunun konuşulması bile haber. Kafi! Hünkârımızın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İstişarede fikre hürmet esastır ağalar. Kullarımdan beklediğim devleti aliye için hayırlı olanı hürmetle arz etmeleridir. Bunu yapamayacak olanlar da bu meclisi derhal terk etsin. Sen ne düşünürsün? Var olun hünkârım. Aslında birbirine muhalif bu iki fikrin nihai hedefi aynıdır. Yani devlet-i aliyenin ilelebet payidar olması. Maaşımın yüksek olmaması seni tedirgin ediyorsa mühim değil. Bir birikimim var. Onunla yaşayabiliriz. Yakında evleneceğiz, sonra Rusya'ya döneriz. Çok mutlu olacağız. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Nikolaycığım, üzgünüm. Lakin sanıyorum hünkârım bizim münasebetimizi yanlış anladı. Yani? Ben sarayda çalıştığım için senden ayrılmıyorum. Ya da padişahtan korktuğum için. Peki neden? Biz birlikte olamayız. Bunu hep hissediyordum. Hep aynı şeyler mi? Aşk yokmuş. Anne, kafam biraz karışık. Evlilik öncesi huysuzluktur. Çocukluğumuzdan beri tanırız birbirimizi. Ve eminim ki bana karşı duyguların düğünden sonra değişecektir. Bunun için elimden geleni yapacağım. Nikolay, ninem ne derdi hatırlar mısın?
Zorla güzellik olmaz. Bunları benim yüzümden yaşadığın için çok utanıyorum. Ama inan doğru olan bu. Mesut olacağım biri çıkar karşına mutlaka. Buna inanıyorum. Hünkârım, inanılır gibi değil. Dünkü manzaradan eser yok. Herkes birbirini dinledi. İstişare meclisi istediğiniz istikamette işleyecek gibi. İşleyecek ne yapmak? İşleyecek. Herkes muhatabını dinlemeyi ümit ettiğimizden de hızlı öğreniyor. Âlâ. Hürmet hiddete galip geldiğinde dirlikte, birlikte zuhur eder. Güvercinin kanadını kırdık kırmasına da hünkârımız dün onu niye çağırdı anlamadım. Önemli bir şey değil. Abdülmecit hastalanmış. Anla diye sayıklamış. Endişelenecek bir şey yok yani. Ne oluyor muallime? Hediye için çok teşekkür ederim. Lakin lüzumu kalmadı. Benim kimseyle izdivacım olmayacak. Buradan da gitmiyorum. Artık mevcudiyetime alışsınız. İyi edersiniz. Herkes canla başla çalışıyor hünkârım. Bir haftaya kalmaz imalathane işler hale gelecektir. Sayenizde. Âlâ. Lahanacılarla bamyacıların müsabakası yaklaştı. İmalathanenin açılışı münasebetiyle müsabakaları sarayda değil de ahaliye açık bir meydanda yapalım derim. Böylece tebaamızda seyretme imkanı bulur. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Aradığınız keskin nişancıyı buldum. Kişinin ehlidir umarım. Merak etmeyin. Payitahtın en becerikli nişancısı. Âlâ. Amma yaptın ha. Siz lahanacılar mı bamyacıları yeneceksiniz? Bak gör yine nasıl mağlup edeceğiz sizi. Bamyacılar bizi mağlup edecek. Güldürme beni Musa. Geçen müsabakada olanlar unuttun herhalde. Var mı sizden? Varım. Siz. Kimse bu müsabakadan başka şey konuşmaz oldu. Sarayın yarısı lahanacı, diğer yarısı bamyacı. İlk defa izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Heyecanını anlarım. Lakin bir mesele var. Bu müsabakalara hatunlar iştirak etmez. O ne demiş o? Biz insan değil miyiz yani? Bizim eğlenceye hakkımız yok mu? Bu müsabakalar kıran kırana geçer. Her kişi içindir. Hatun taifesinin iştirak etmesi münasip değildir. Hünkârım, bazen bu konuşmalarınızla beni hayrete düşürüyorsunuz ki. Bizim erkeklerde ne farkımız var? Sen beni bazen değil, her vakit hayrete düşürürsün. Olacak iş var, olmayacak iş var. Neden diretirsin ki? Hünkârım, müsaadeniz olursa ben yine de girmek istiyorum. Olmaz. Mümkün değil. Nadia. Nikolay, nedir bu haliniz? Vedalaşmaya geldim. Gidiyorum. Yoksa ilelebet mi? Öyle görünüyor. İstemezdim lakin... Anla yüzünde. Gemim yakında kalkıyor. Yaptığınız her şeyi teşekkür etmek için uğradım. Neler olmuş? Konuşabildiniz mi onunla? Konuştuk. Lakin mesele tahmin ettiğim gibi değil. Anna beni sevmiyor. Tanrım. Kafamda o kadar soru var ki lakin cevaplarını bulamıyorum. Müsterih olun. Elinizden geleni yaptınız. Her şey boşuna. Her şey boşuna. Çok iyisiniz Nadia. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim.
Elveda. Yolunuz açık olsun Nikola. Olmaz güvercin. Asla olmaz. Kat A olmaz, zinhar olmaz. Daha kaç kere söyleyeceğim güvercin. Öldür beni daha iyi. Böyle iş mi olur ya? Ne olur Ambira, istediklerimi bul. Gel seni bana bırak. Sübhanallah. Olmaz güvercin, olmaz. Sen bana borçlu olduğunu unutuyorsun bakıyorum. Tamam güvercin, tamam. İstediklerini getireceğim. Yalnız hünkâr kızarsa benim hiç alakam yok, tamam? Sen çok yaşa. Herkes hazır gibi hünkâr. Hala. Gidelim o vakit. Hünkârım. Ambera, bu paşa da kim böyle? Belli ki usul erken bilmez. Taşra'dan mı gelmiş yoksa? Şey, hünkârım, ben de pek tanımam. Yani olsa olsa, kendisi söylese. Hünkârım, bendeniz Ahmet Paşa. Ve sübhanallah. İhlal etmediğim bir bu kaide kalmıştı. Onu da yaptım, tamam. Doğru harem. Hünkârım, lakin kadın olarak gelmesini demiştiniz. Bakın. Karşınızdaki Ahmet Paşa var. Peki Ahmet Paşa. Siz de gelin bakalım. Aman eksik kalmayın. Hünkârım. Padişah, 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 padişah. Allah başımızdan eşlik etmesin seni. Mahmut dayanamaz ve mutlaka halkın içine çıkar demiştim ben sana. Yanımdan ayrılma Ahmet Paşa. Peki hünkârım. Her cesaretin bir bedeli var. Haklısınız. Bugün Mahmut hesap verecektir. Nişancılar yerlerinde. Hala. Mahmut'un canını almadan karşıma çıkmasın. Hünkârımızın yanında duran Şahsken'i tanır mısınız? Tanımam Hayrettin ağa. Tahammüller icabı. Yanında sizin de olmanız gerekmez mi? Hünkârımız böyle mi nasip görmüş? Bize ne Hayrettin ağa? Tanımam Hayrettin. Yiğitlik olmaz söz ile, nazar olmaz göz ile. Ünvanı veren meydandır. Bakalım kim düşecek yere? Hadi yiğitlerim, hadi aslanlarım, göreyim sizi. Başlasın cirit müsabakası. İkaz etmiştim. Lakin lafımı dinlemezsin ki. Hünkârım, ben çok memnunum. Geldiğimde... Kendi
Anne!